Ne diyor? Konuştu mu? Anlayamadım komiserim. Bana bak kardeşim. Avukat istiyor musun ha? Lan ne avukatı be? Bırak yine şalgın. Bana bak bana. Suç ortağın kim? Paraları alıp götürelim adına verdi. Hadi be! Cani bom diyor. Ah nihayet konuşmaya başladı. Kim götürdü? Kim dedi? Cani bom diyor. Bütün parayı cani bom verdim. Kim bu cani bom? Suç ortağı bir kadınmış. Metresin mi? Güldümeyin beni, dalga mı geçiyor? Cani bom at. Ne yaptı be? İngiliz atı. Beşinci ayakta kaybettim. Cani bom geldi, böyle sürpriz yaptı. Paralar aldı. Aç. Bu adam hasta eder mi? Hasta. Bir insan aynı anda iki yerde bulunabilir mi komiser bey? Neden soruyorsun bunu? Ben sorayım, bir söyleyeyim siz. Herhalde bulunamaz. Ben her daim sizin yanınızda değil miydim? Tülyan'ımı birlikte kurtarmaya gitmemiş miydik? Tamam, tamam. Senin bu işin içinde doğrudan olmadığını biliyoruz. Fakat çantanın içindeki paraları kim alıp kaçtı? Kocanın suç ortağı kim? Vallahi şimdi düşüp bayılacak komiserim. Kocamın bir suçu yok ki, suç ortağı olmuş. Olay yerinde yakalandı. Üstelik fidye mektubunu da o yazmış. Bakın komiser bey, anlatı dilimde tüy bitti. O mektubu Tülyan'ım... Mülakat yapmıştı işe alırken bizi. Bu sırada yazdırdıydı. O mektup ya bir gün evde geçti ya da Tülyan'ın bir dolaptan çevirdi ya. Saçmalama. Kadın kendi kendini mi kaçırdı yani? Olamaz. Bu zamanda insanların başına her şey geliyor. Sen çok polisi film seyrediyorsun galiba. Bana bak delikanlı. Sen de şüphe altındasın. Ama komiserim benim parayı almış olmama imkan yok ki. Ben o sırada evdeydim. Hem Ceyda da şahit. Ne? Ceyda mı şahit? O da mı evdeydi? Yok neyse olur mu? Biz onunla telefonda konuştuk 2-3 saat kadar. 2-3 saat kadar mı? O zaman iyisi bak. 2-3 saat telefon parasını şey düşünmüyor mu hiç he? Hem ben sana o pingürdak kızdan görüşmeyeceğim demedim mi? Bunu da zezalet tane yaptım komiser bir aklın başına gelsin. Teyzesine karşı çıkmak ne çıkıyorsun? Tamam tamam hadi. Gidebilirsiniz. Yalnız evden ayrılmayın. Bir şey olursa da bana mutlaka bildirin. Hadi ne bekliyorsunuz gitsenize. Ben kocamı görmek istiyorum komiserim. Kocanı şimdi göremezsin. Hadi gidelim deyince. Gitme Ecun. Kocamı görmeden gitme Ecun. Kocanı ancak avukatı görebilir. Sen benimle mahtap mı geçiyorsun komiser bey? Kocamın avukatı var mıdır görsün? O zaman hemen kocana bir avukat bulun. Yoksa kocan hapiste çürüyecek. Şimdi güveniyor ama yakında suç ortağını adını mutlaka söyleyecektir. Onun kim olduğunu öğrendiğimiz anda da parayı hemen buluruz. Siz bir an evvel o adamı yakalayın komiser bey. Para hiç önemli değil. Yengem kurtuldu ya. Evet. Mühim olan karımın kurtulması. Ya Tülmüş? Tülmüş'ü kim kurtaracak? Ne diyorsun sen? Tülay'ı kaçırdığı yetmiyormuş gibi bir de beni öldürmeye kalkıştı koca. Söyle onlara Tülay Hanım. Mektubu anlat. Aa, sen ne saçmalıyorsun? Komiser bey, itilmiş kimseye kaçırmış olamaz. Bu da değil şeylere ermez. Bu kadını niye serbest bıraktınız komiser? Bence kocasıyla birlikte planladılar herhalde. Biz hiçbir şey yapmadık. Her şeyi sen biliyorsun. Anlatsana. Konuşsanıza burada koyduk. Dilemişsiniz. Bu şeyleri. Hakikati niye gizliyorum ben? Korkudan belleğini mi yutturdum? Yalan söylediğine göre bu işin içinde bir çapalığı var. Uçurmuş resmen. Böylelerini tımarhaneye... Bana bak doğru konuş ağzını çal! Hayır, dur! Nedir? Hem suçlu hem güçlü. Bana bak! Kocama bir şey olursa gözlerine uyarım seninle! Hem bu kendini bilmez aklı ne zannediyorsun kendine? Benim adım kalkmış bunu evliyete! Bir avukat bulmamız lazım küçük sıfır. Sen bütün gece uyumadın teyze. Sen eve gittin lan ben bir avukat bulurum. Nereden bulacaksın? Sokakta mı satılıyor avukat? Ya ben bulurum teyze birilerine sorarım. Şahiba Bey giderim. He olur. Tamam. Ama sakın akşama geç kalma tamam, tamam mı? Tamam teyzem sen git. De dinlen ha. Tamam, çok yoruldum. Tamam. Ya.
kaçmış kız? Sen nerelerdesin kız? Meraktan öldük vallahi. Ana seni haberlerde gördük, haberlerde. Kız aslı var mı bu işlerin kız? Yok be. Henüz üttüğünüze inanmıyorum. Komple kurmuşlar bize. Ana kim kurmuş o kompleyi kız? Hadi hadi saklama, kocanla bir olup kaçırdığınız kadın değil mi? Şimdi elimi tersine bir tane çarpacağım gözünün üstüne kurucuna. Kız vallahi meraktan çatlayacağım, anlatsana kız. Aman ayakta duracak halim yok, bir de şimdi size anlatamam hayatım be. Parayı nereye sakladınız kız? Kocan da içeride, oh artık parayı koynundan yersin. Amerika'ya mı kaçacaksınız kız? Kesin be! Şimdi de ikinizden alırım kursumu ya! Ne yani, sen yapmadın mı? He he! Ben yaptım! Her bir şeyi ben yaptım! Trenumu ben kaçırdım! 7 kişiyi birden doğradım! Ben psikopatım, ben manyakım ben! Yani ben susurluk çetesindenim! Şimdi de seni boğayım! Ana! Şaka yaptın! Şaka yaptın! Ben doğru ölüyorum kız! Ölüyorum ben! Ben doğru! Şakadan öldürüyorum! Gelecek müjde müjde! Şahip abi tanıdığı bir avukatın kartını verdi bak! Bırak şimdi avukatım! İyi ki geldin, korkudan ölüyordum ben! Ne oldu Gelecek? Şu dışarıda biri var, koşada bekliyor, evi gözetliyor bak! Ana! İkinci şu olmuş ne bunlar be! Ya o adamlar sabahtan beri beni takip ediyordu zaten Gelecek! Bunlar garanti kankış derdi! Belki de eli milyar bir de sanıyorlar! Hayatımız tehlikede. Ben komiser bey arıyordum. Komiser bey, ben kırılmış. Bir şey olursa arayın demiştiniz ya. Onun için rahatsız ettim. Bizim evin dışında iki tane gangster suratlı herif bizim evi gözetliyor. He. Evet evet. Aynen anlattığınız tarife uyuyorlar. Anladım komiserim. Anladım. Kusura kalmayayım. Rahatsız ettim. Hoşçakalın. Gece ne oldu? Bu adamlar polismiş. Bizi gözetim altında tutuyorlarmış. Bizim iyiliğimiz için. Ana. Nasıl da yanıldım. Oysa dikkatli bakınca böyle güven verici bir halleri var. İyi avukat bey, sabahleyin emniyet müdürlüğünde görüşürüz. Hoşçakalın. Ne oldu Deyce? Ne dedi avukat? Hemen kurtaracak mıymış eniştemi? Nerede kurtaracak hemen be? O iş zor. Eniştenin başı büyük belada, büyük. Acaba ne diyordur şimdi benim kader kurbanı ayıcığım? Vaziyetler nasıl? Vaziyetler yeme bizi be abi, biz bu yolları biliriz. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ne o oğlum anlatacak? Anlat be abim anlat, benden laf çıkmaz. Bir civara versin anıdır. Tabii abim. Benim dışarıda böyle sağlam bağlantılarım var. Eğer paranı yerine söylersen seni 2 dakikada şak diye kurtarırım bunu. Lan oğlum bende 50 milyar bile yok diyeyim lan. Gel lan. Olsa da senin gibi uyuza kaptım lan. Gel. Karaçıda. Gel. Gel lan. Gel. Lan çıkarım lan beni buradan. Ben suçsuzum lan. Bu işi enişten yapmadı karatayım. Enişten yapmadı da kim yaptı? Nasıl yaptı? Sen yaptın Lucy. Senin yaptığını biliyorum. Kanıtla o zaman. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Seni güdün şeytan seni. Koruyor mu şu kadını Karatay'ım? Değerlendirimden her şey bekleriz. Sana diyorum lan. Ana. Uyumuş küçük supa. Lan da küçük supam benim.
Sen yaptın Lucy. Senin yaptığını biliyorum. Kanıtla o zaman. Hiçbir şey kanıtlaya attın. Sen yaptın Tülay'ım. Senin yaptığını biliyorum. Kanıtla o zaman. Hiçbir zaman kanıtlayamayacaksın. Kanıtlayacağım. Kocamı kurtaracağım. Bak artık küçük süper. Kalksana diyorum sana. Kalk diyorum. Hadi kalk. Kalk bak. Günaydın senden, Teyze. Günaydın. He. Ben senden bir şey rica edeceğim. Buyur Teyze. Şimdi avukatla itilmişi ziyareti sen gideceksin, tamam mı? Sen gelmiyor mu? Benim başka bir işim çoktu. Yalnız peşimde polislerin olmaması gerekiyor. Onlar hala orada mı? Ya o biri vardı, biri istirahate mi gitti nedir? Şimdi kulağını aç, beni eğitim. Kuş kullanmadı. Tam tersine üstüme titriyor. Uçak kaçta? Tamam. Biletleri almaya birlikte gidelim, tamam mı? Hem her şeyi daha ayrıntılı konuşuruz. Öptüm, bay bay. Kimdi o güzelim? Güzellik uzmanı. Randevu aldım da. Ay bak, çektiğim sıkıntıdan yüzüm ne hale geldi. Yüzün harika. Yine de biz ilk fırsatta bir seyahate çıkalım. Sinirlerine iyi gelir. Ne güzel, ben de tam bir seyahate çıksak diyordum. Tanımıyorsunuz mu beni Bekçi Bey? Ben bu evde çalışıyordum ya. Biliyorum. Nasıl çalıştığını televizyonda izlemiştik. Bu da şöhretin bedeli herhal. Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Bırak da gireyim içeri. Tülay Hanım'la ya da Hayri Bey'le konuşmam gerekiyor. Seni bekliyorlar mı? Ya ben beklemeyen misafirim. Bak hemen çekip gitmezsen polise haber veririm. Tamam canım, sen dersin ben gitmez miyim? Huyu mu seviyorum? İstemedim yerde, bir dakika durma. Elbet birini girerken ya da çıkarken görecek. Akşama kadar bekleyebilirim. Lütfen bana her şeyi anlatın İtilmiş Bey. Anladım da sen bana evvela bir civar alsın. Sigara içmem. Civar içmezmiş. Niye civar içen bir avukat bulmadılar he? İtilmiş Bey, neler olduğunu bana söylemelisiniz. Söylerim. Ne söyleyeceğim? Ben bir şey bilmiyorum ki ne söyleyeyim. Zeyzeyne'ye gelmediler Kutçuk Karabey. Mühim bir işi varmış, ona geç yani. Mühim bir işi çıktı değilim. Ne işi çıkmış lan? Bana söylemedi enişte. Lan bana bak, aklıma kötü şeyle geliyor. Sakın bu planı planlamasın lan. Sen ne diyorsun enişte? Ne diyeceksin lan? Koşuktaki işi bulanı, benim başıma bu işleri saranı. Belki de 50 milyar alıp kaçmış. Bir dakika, yani şimdi eşinizi mi itham ediyorsun? Yok yok, neyse böyle şey yapar mı enişte? Bak seni kurtarmak için avukatı tuttu getirdi. Tutmuş besbelli. Lakin tuttuğu avukatı benim gözüm pek tutmadı. Vakit kaybediyoruz. Bana yardımcı olmalısınız İtilmiş Bey. Bak benden yardım isteye damgalak. Adam kaçırmak ciddi bir suçtur. Ya ben kimseye kaçırmadım ki. Bunu kanıtlamamız lazım. Yoksa 10 yıl yiyebilirsiniz. 10 yıl mı? Ya sen ne diyorsun avukat bey? Eyvah. 10 yıl da bayağı fazla enişte. Yat bitmez ha. Ya sen kapa çeneni lan, biliyorsun. Beygir yavrum. Sen dışarıda bekler misin delikanlı? En iyisi ben dışarıda bekleyeyim. Enişte, bak ne diyeceğim. Belki yarın beş yıl yatıp çıkarsın ha. Ne? Sen mi? Bağırın lan. Tamam. Niye civar içmiyorsun lan sen? Thank you.
yetişiyor bunlar. Sonunda benim de başıma geldi. Lan hadi diyeyim be lan, kaçacak arama be. Gidelim ablam. Be, kahvedekilerinde bir tık anlatacağım ama. Kimi takip ediyoruz abla? Ölünün korunu takip edeceğiz bak. Kaçıyor lan. Lan tipini ver sana. Yattı bırak adam. Ne de bir yan gel. Yakın gel. Su. Lan gidelim ya. Hadi ya. Ceza puanına razıyım ama parayı ablam verecek. Ben paraya gelmiyorum. Kuşları kaçırdık, ona yanıyor. Ne kuşu? Hiç. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası kaç paradır? 3.800. 3.800. Sana verecek hiç param kalmadı. Ayıp ettin abla, benden olsun. Ama buraya kadar. Sağ olasın. Otuncu yerde bir iş çevirdikleri belliydi. Ne yapsın? Nasıl da kaçırdım elimde. Biletlerin biri sende kalır, biri bende. Uçağa ayrı ayrı bineriz. Haklısın. Bizi birlikte görmesinler. Kaçamamışlar bir. Allah kahretsin. Kırpayı kaçırdım be. Yardımcı olayım. Oğlum valla. Yardımınızı geldisiyle ihtiyacım var. Sağ olun, çok iyisiniz. Bilet mi istemiştiniz? Sayılır. Nasıl yani? Benim istediğim biletleri siz az önce sattınız. Anlayamadım. Siz de mi Paris'e gitmek istiyorsunuz? He. Oradan da Monte Carlo'ya geçeceğim. Uçak kaçta kalkıyor? Hangisini soruyorsunuz? Az önce beyefendi ile hanımefendi uçağını soruyorum. Bu gece 22'de. Niçin sordunuz? Hiç bileyim, seni sorarım. Ne demişler, bilmeme kayıp değil, öğrenmeme kayıp. Çok yardımcı oldunuz, sağ olun, versin bu kup. Alo. Alo, ben kalkılmış. Aldı tutmuş koca, hayır beyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun sen kadın? Eşinizle yeğeniniz Paris'e kaçacaklarmış bu gece. Aptal aptal konuşma, ne Paris'i? Fransa'nın Paris'i. Tüncel Bey'le Tülay Hanım birlikte tezgahlamışlar bu işi. Birlikte Paris'e gideceklermiş. Para da onlarda. Kes artık kakılmış. Bir daha ararsan fena olur. Herif inanmadı.
Ben ne alt edeceğim şimdi ben? Alo. Kızım ben Hayri. Tuncer Bey'i bağlayıver. Yok mu? Hangi çekleri almış? Hisse senetleri mi? Tamam. Anladım. Ben ilgileneceğim. Nasıl bu isimli birisi yok komiserim? Olması lazım. Ben eminim. Birine kontak tutsak, bak tutsak diye. Ana kapattı be. Ne oldu Dece? Paris yolcuların listesine bakmışlar. Tuncer Bey'le Tülay'ım diye biri yokmuş orada. Belki sen yanılıyorsundur Dece. Hadi bir arada. Teyzeler yanılmaz, salak sufa. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Her bir şeyi ben bileceğim, ne yapacağız? Yürü lan gidiyor. Nereye Dece? Gel üstüne bir şeyime. Uçağa kaçıracak, yürü. Havaalanına kadar atar mısınız? Dalga mı geçiyorsun? Adliyede kendine bir taksi tut. Onu da yapardık da nasıl olsa siz bizim peşimizden gireceksiniz. Boşuna masraf etmeyelim, tek araba gidelim diye. İsraf haram buraya. Bence doğru söylüyor. Binin bakalım. Gel, Yok, zaten evde yoktu. İş toplantısı varmış. İyi, kayıpların telafisi için çalışması lazım. Check-in yaptı. Ben arabayı otoparka bırakıp hemen geliyorum. Tamam. Vallahi kendini emniyete tahmin ediyorum. Vallahi ya. Allah. Nerede kaldın Tunca? Ne güzel rastlantı böyle. Yolculuk nereye karıcığım? Hayır kakılmış. Yanılan benim. Sen olmasaydın enayi durumuna düşecektim. Karımdan şikayetçiyim memur bey. Yeğenimle birlikte her şeyi o yaptı. Ben size seyremiştim. Kakılmış asla yanılmaz. Zaten onları bahçede koklaşırken görünce ben çıkartmıştım durumu. Hadi hadi. Lütfen bizimle gelin hayat. Ah, İşraf kokuşu onu aslanım kahılmış be. Adamın senin gibi bir karısı olsa vallahi sırt yere gelmezler. Ya yok canım. Kırıktan mı? Oh. Bak niye ettim ki? Ah tarafı canımı talikliğe atıp seni hapislerde çürümekten kurtardım. Ah. Her kadın yapar bunu. Aslanım mahallenin kahramanı. Aferin sana. Kız kahılmış. Sen bir tanesin vallahi. Sen cennesin.
Gerçekten sana çok şey borçluyum kakılmış. Doğru söylüyorum, borçlusun. Alan bizi bir kebapçıya götürsün, değil mi? Kebapçı mıyım değil, gideriz. Önce çam sakızı, çoban armağanı. Al şunu kakılmış, güle güle harca. Ne o be? Ne güne be? Aa, ne çok sıfır var, okuyamıyorum. Ver lan şunu bakayım. Bu ne lan? 5000, yok 50.000, 500.000. Lan bu 500 milyon! Lan! Kışlıkları çıkar. Her taraf kar altında, hava fena bozdu bak. Ayol ne karı? Dışarıda mis gibi güneş var. Ya, güneşe mi inanacağım televizyona mı? Bak bütün kanallar kar altında, lafa lafa kar yağıyor. Ha, bak bunda da. Ayol sen kafayı iyice zıplattın be abi. Televizyon bozuk, daha da gösteriyor. Bak bence sen hemen bir TV tamircisini ara. Bak bozuk televizyon seyretmekten gözlerin iyice arpayı yiyecek. Arpa değil o, ayva, ayva. Ne ayvası? Ekmek ayvası. Ay, ekmek ayvasının reçeli de pek güzel olur. Ne? Nereyiz? Neyse canım, hadi bir TV tamircisi ara canım. Ay, aslında ben kendim de tamir edebilirdim ama herkes benim gibi kendi televizyonunu tamir etmeye kalksa televizyon tamircileri nasıl ekmek yiyecek? Tabii canım. Herkes kendi ameliyatını kendi yapsa, doktorlar karınlarını nasıl doyuracak? Alo alo, orası neresi? Alo alo, burası Peyami'nin evi. Bir bakalım bu ne reklamı? Dalga geçmiyorum kardeşim. Yani gerçekten tamirci olup olmadığını denemek istedim. Ya senin işin televizyonda değil mi kardeşim? Yani bütün reklamları bilmek zorundasın tabii. Keşke daha kolay bir reklam sorsaydım Peyami. Kokoreççi! E-mail attıydım, aldın mıydı? Tamam tamam, tamirciymiş. Tamirci olduğuna dair yemin ediyor. Tamam, adresi veriyorum. Evet, Kuşdili Sokak, daire 8, numara 10. Evet, hadi hayırlı tıraşlar. Ay, inşallah hemen gelir tamirci. Vallahi akşam Charlie'nin melekleri var, en heyecanlı yerinde kalmıştı. Ya sahi, Laura Ingalls Falconetti'nin peşindeydi değil mi? Acaba yakalayabilecek mi? Ayol sen hakikaten hepten kafayı zıplattın Pelami. O doktor Kimball'dı, kaçak doktor Kimball. E tabii canım. Doktor Kimball dahiliyeci miydi ama sen? Ben nereden bileyim ayol, hiç muayene olmadım ki. Kulak burun boğazcıydı galiba. Ha? Şu şeyi versene kumandayı bana. Hangi kumandayı? Ayol gözünün önünde bir kadar kumanda duruyor. Görmüyor musun Peyami? Tüm günlerde gözlerimde bir yanmalar var. Bulanık görüyorum çok. Ama sen de çocuk gibi oldun. Televizyonda ne görsen canı çekiyor, hemen taklit ediyorsun. Ne alakası var şimdi yani? Baksana televizyon bulanık değil mi? Sen de hemen görüyorsun, gözlerim bulanıyor. Yok yok, gözlerimde sadece yanma var, yanma, yani göremiyorum, net göremiyorum. Allah Allah, dur telaşlan o zaman, peki bu kaç? Sen de yani o kadar da değil, 8, o kadarını görebiliyorum işte. Ayol iyice kafayı yedin sen, bu 2'ydi 2, abortu bile tutturamadın. Bak bence sen hemen bir göz doktorunu ara Peyami. Evet yani, yok yer hakkımı kullanıp göz doktorunu arayayım. Ay, ay, ay. Ara ara. Orta bir yere. Ben de yazmıştım o göz doktorunun adını. Tamam. Sağlık tabii bu canım. Ha. Her şeyin başı sağlık. Öyle ihmale gelmez. Ha. Çalıyor çalıyor. Alo, göz doktoru mu? Ay, bu elmaların gözüme iyi geleceğine inanıyor musun sen Hamase? Ha, rahmetli anacığım bir yerimiz ağrıdığında hep elma yapıştırırdı. Hipokrat yeminli değildi ama vallahi şimdiki doktorları cebinden çıkartırdı. İyi ama benim gözüm ağrımıyor ki, sadece bulanık görüyorum. Ama yani sen de her şeyi bir bahane buluyorsun. Doktor gelene kadar acil müdahale edeyim dedim, hemen bahane bulursun. Kapı çalınıyor. Tamam, duydum duydum, belki de doktordur, dur bakayım.
Ay. Yani doktor da rahmetli annesi gibiyse yandık yani. Aa, hoş geldin çocuğum, gel. İyi günler. Telefonlar ya sizdiniz galiba. Bizdik. Geç içeri çocuğum. Doktor geldi beyabi. Haklısınız teyzeciğim. Yani biz de bir nevi doktor sayılırız değil mi? Aa, aşk olsun, bir nevi de demek doktor değil misin çocuğum? Tabii canım, mesleğimin doktoruyumdur. Geç evladım, geç. Otur şöyle, geç. Bir soluk al hele. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nesi var? Hiç mi göstermiyor? Yok canım, o kadar da değil. Biraz gösteriyor. Biraz sulanıyor, bulanık görüyorum. Eyvah! Durum vahim galiba. Dükkana götürmem lazım. Aa, dükkana mı götüreceksin? Canım, görünüşe bakılırsa çok eski. Canım, eski meski, hala elimin direği. Canım, sizi anlıyorum tabii. Yani yılların verdiği alışkanlıkla bir sempati duyuyorsunuz ama... bana kalırsa hemen değiştirin. Aa! Ne değiştirmesi ayol, delirdi mi sen? Bir bulanıklık yüzünden değiştirilir mi? Vallahi şimdi çok güzel yeni trinitron modeller var. Yani hiç arıza yapmıyor, ömür boyu kullan. Evladım, sen alkollü müsün? Ne biçim konuşuyorsun böyle? Ben çalışırken hiç alkol almam. Ne bileyim, abuk subuk konuşuyorsun da. Yo, ben dobra konuşurum. Sizin yerinizde olsam hiç uğraşmam. Yani bunca yıldan sonra yok tüpüydü, yok resistansıydı. Arızasız gün geçiremezsiniz vallahi. Ayol Peyami, Allah kimseyi bu doktorun ameliyat masasına düşürmesin. Adamı öldürür vallahi bu. Bence bu adam kaçık, bunu hemen kovalım. Ben gözümü bu adama teslim edemem. Vallahi siz bilirsiniz. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Şimdi şöyle bir içini açıp kurcalayalım. Ne? İçini mi açıp kurcalayacağım? Tabii, içini açıp bakacağım ki arzanın nerede olduğunu anlayayım yani. Açtırmam. Aman sen söyle. Saçmalama be ya, açtırmayı tabii. Hadi kardeşim, güle güle. Ne oldu teyzeciğim? Şöyle bir içini açsaydım. Ne oldu diyor? Katil ruhlu herif. Sana hiçbir şey açtırmıyor. Elini bile süremezsin, hadi. İyi de teyzeciğim, ellemeden arzayı gidemem ki. Bana bak, polis çağırmadan çık git buradan. Adama bak canım, canlı açmaya kalkıyor bir de. İyi canım, madem elletmeyecektiniz, beni niye çağırdınız o zaman? Katil ruhlu oldun, nereden bilelim? Defol! Defol! Ay, Peyami, ay nasıl korktum. Bir an böyle canlı kafanı açıp bakacak zaten. Adamı hemen tabipler odasına şikayet etmek lazım. Muayenehanesine 4 maç kapatma cezası versinler de gör bak bakalım bir daha böyle şeyler yapabiliyor mu? Hayır iş bunlar be. Hep televizyonumuz bozuk diye çağırıyorlar. Tamir etmeye kalkınca da kovuyorlar. Ne günlere kaldık ya? Hani televizyon tamircisi geliyordu? Nerede kaldı ayol? Şimdiki esnafta iş ahlakı kalmadı hamaset. Eskiden öyle miydi? Hiç unutmam. Neyse, şimdi unuttum. Bak ne diyeceğim hamaset. Ya belki de televizyonu Rütük kapatmıştır. Boş yere tamirci çağırmasaydık. Ama saçmalama Peyami. Rütük sadece bizim televizyonumu kapadı. Hem biz ahlaka aykırı bir şey yapmadık ki. Ne bileyim, geçen gün televizyon seyrederken çok gülmüştük. Belki de komşuları rahatsız ettik diye kapatmışlardı. Aman Rütük'ün işi gücü yok, bizi mi dinleyecek Allah aşkına? Kapı çaldı. Bakayım. Dur. Belki de bu tamircidir, elleme sakın, o derdinden anlar şimdi. Dur, bekle. Geldim. Evladım, hoş geldin. İyi günler teyzeciğim. İyi günler. Telefon etmiştiniz. Etmiştik, seni bekliyorduk. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Rica ederim canım. Peyami tamirci geldi. bir nevi tamirci sayılırız tabii. Nasılsınız amcacığım? Sağ ol evladım. Geç otur şöyle, soluklan biraz. Şikayetiniz nedir? Vallahi işte görüntüler kayıyor evladım, karlanma yapıyor. Vallahi siz de bir çaresini bulamazsanız değiştirmeyi düşünüyoruz. Yok canım, öyle hemen değiştirmek olmaz. Tansiyondandır. Tansiyondan mıdır? Bu yaşta ilk akla gelen tansiyondur. Hipertansiyon başlangıcı da olabilir. Önce bir tansiyonunu ölçelim. Allah bilir, sen şimdi şurup da verirsin. Öyle hemen şurup vermek de olmaz. Bir muayene edelim. Küçük numaralı bir gözlükle idare edebiliriz. İyice uçmuş hamaset. Televizyondan filan anladığı yok bunun. Dua edelim de fazla ilerlememiş olsun. Yoksa merceği lazerle çizmek zorunda kalabiliriz. Yok ya. Senin validen güzel mi? Korkmayın canım. Benim söylediğim %1 ihtimal. İlaçla tedavi ederiz. Hadi kardeşim. Hadi güle güle. Oh, parlak
fikirlerini başkalarına satma hadi. Ana, ana teyzeciğim. Ne teyzeciğim, hadi güle güle be. Allah Allah, muayene olmayacak mısın? Yani yürü. Allah hadi. Allah, çaktık ya. Çaktık abi, böyle konuşma, hadi güle güle. Hadi. Şuraya bak be. Tanrıcı mı, şarlatan mı belli değil. Utanmasa televizyona fitir yazacaktı ha. Kimse işini doğru dürüst yapmıyor artık beyam. Haklısın Hamaset. Nerede o eski esnaflar? Bir tanesi 50 yıllık kocunu değiştir der. Ötekisi televizyona gözlük takmaya kalkar. Hepsi zıplatmış bunların ayol. Hem zıplatmış hem hoplatmış. Eskiden ne esnaflar vardı. Hiç unutmam. Neyse. Şimdi unuttum. Biz birbirimizi hiç unutmayalım beyan. Oğul, canımın yongası, ciğerimin parası, yüreğimin yarası oğul. Seni bulmak için gurbetelde sersefil olmuşum. Bayram günü bir başıma kalmışım ha. Bu ne biçim diyardır? Ne bayram bilirler, ne seyran bilirler. Ama bir kişi de gelip koltuğu ananın elini öpmemiştir ha. Bunlara edep erken öğretmek gerekir. Hadi kalkın, kalkın miskinler, kalkın uyuşuklar, bayramlaşma vaktidir, kucaklaşma vaktidir. Ne oluyor be? Ne bakıyorsun ile davar gibi, bayram vakti kalksanıza, kalkın lan. Aşağıda beklerim he, bayramlaşacağız, hepiniz elimi öpeceksiniz, gelmeyenin aha kafasını kırarım ona göre, beklerim he. Vay de. Ne oluyor ya? Sana da yavrum, ol çabuk, ol. Aferin. Seneyi devriyesini görmek nasip bayram olsun olsun inşallah. Öpeyim ana. Al çalam al. Heh. Al yavrum al. Ver hıdar olasın yavrum. Bu boyalı karılar niye öyle tikilirsiniz bostan korkuları gibi? Gelin Halti ananın bayramını kutlayın, gelin öpün elimi. Halti ana onlar yabancı, Romanyalı. Ne olmuş yabancılarsa? Romanya'da ile adet yok mudur? Romanya yavur memleketi midir? Gelin buraya kaltaklar, saygısız kaltaklar. Gelin elimi öpün da. Özür dilerim. I'm sorry. Hey, hiç el öpmemişsin ha. Al. I'm sorry. Al yavrum al. Aferin. Al. Gelin bir daha öp elimi. Aferin. El öpmeyle dudak aşınmaz. Bir lokum alayım bari. Ola çok yeme, ishal olacak. Ulan Mahu. Senin ne işin vardır burada uğursuz herif? Etme böyle laflar. Kalbimi kırıyorsun. Kalbini sırtlanlar gelsin. Yüzünü görmek istemedim. Poksula. Konuşma böyle, bayramdır. Sen gelmişsin aha, bayram da bitmiştir. Var git yoluna. Bayramda bizde kalasın demişim. Seni alıp götürmeye gelmişim. Sen ancak benim cesedimi alıp götürürsün. De hadi git. Benim işim var derim. Oğlumu alırım derim. Sen neyini derdin dersin. De hadi çekil. Hey be, dava! Surata bak, niye davrana? Ulan ben nereye gittim? Ulan çıkart beni buradan! Ya seyredem seni, dur! Neredesin ulan? Çıkart beni seni! Vay be! Allah belen vere! Allah belen vere! Senin yüzünden gittim oraya! Allah belen vere seni! Vay be dava! Senin adın nedir delikanlı? Ali. Senden bir ricam vardır oğlum. Buyur amca söyle. Yanlış anlamayasın. Kötü bir maksadım yoktu. Halti kadın bayramda garip kalmasın ister. Dediğimi yaparsan yardımını karşılığını öder. Nasıl bir yardım istiyorsun? Hemen odasına gir. Ulan
misin nasıl? Hoş geldin Hatice Ana. Oğlundan haber var mı? Yoktur oğlum. Ha İstanbul kazan ben kapçam dolandırırım. Bir türlü izini bulamıyorum. Sanki yer göründü içine gibi. Bayram günü seni üzmek istemem ama borcum birikti diye patron çok kızdı. Niye kızıyor? Daha geçen hafta vermiştim para. 15 gün önceydi. He kalk deyince para, kalk deyince para. De burada para mı kesirim? Vermirim, çağır gelsin jandarma. Bırak şimdi jandarmayı. Bana kalsa hiç istemem ama patron bugün de ödeme yapmazsa çıkar onu otelden dedi. Vay. Demek vaziyet o kadar vehimdir ha? Maalesef. Ben eşkıyayı dağda bilirdim. Hepsi şehre inmişler meğer. Benim üstümde o kadar para yoktu. Ben odadan getireyim onu. Peki hatta. Vay vay. Çalmışlar. Her şeyimi çalmışlar. Elleri kopmasıcalar. Her bir şeyimi alıp götürmüşler. Allah belazı bana. Hiçbir şeyim yoktur. Allah kahretsin, çalmışlar. Soyuldum, soyuldum. Aha soyuldum. Yoktur. Yoktur da. Allah belazı bana. Ne oldu? Ne oldu Hatice Ana? Niye bağırıyorsun? Elinin körüne bağırırım. Her bir şeyim çalınmış derim da. Beşi bir yerdelerim, yüz görümlüklerim, bütün paralarım çalınmıştır. Soyuldum derim de şahı merden, tık demir ortada kalmışım. Yapma Hatice Ana. Bizim otelde olmaz böyle şeyler. Bal gibi de olmuştur. Başka yerde kaybetmiş olmayasın. Sahiden var mıydı altınların, paraların? Vay! Sen bana yalancı mı dersin? Bunları çalanı yakalatacağım. Çağır gelsin jandarma. Aa o hırsızı bulacağım, götüreceğim, çektireceğim ipe. Hapise attıracağım o. Hiç uğraşma. Polis sana inanmaz. Niye inanmıyormuş? Ben kafamdan mı uyduririm bunları? O da parasını ödenmek için böyle yaptığını sanırlar. Şahidin var mı? Paranı, altınlarını gören var mı? Ne diyorsun ha? Kusura bakma Hatice Ana. Artık burada kalamazsın. Ben de emir kuluyum. Senin suretine. Ben de seni adam sanmıştım. Neyesin cüdamısın? Bu senin iyiliğin için desem inanmazsın ki Hatice Ana. Çok özledim bağır kabir ya tekir ya. Ben seni çok özledim bağır kabir ya tekir ya. Sor dağlara güllere sor, seherde bülbüllere sor. Onlar desin doğrusunu, ben ver ya tekir ya. Bağır kabir ya tekir ya. Ben ver ya tekir ya. Bağır kabir ya tekir ya. Hasret kaldım sevdana da, can yetişmez canana. Hasret kaldım sevdana da, can yetişmez canana. Derdinden yana yana, inan seni çok özledim. Sor dağlara güllere sor, seherde bülbüllere sor. Onlar desin doğrusunu, menber ya tekir ya, bağır kabir ya tekir ya. Zalim şehir. Oğlumu çaldığın yetmemiş gibi, beni de ortada ziyan zemir koymuşsun. Para yoktur, pul yoktur. Kızım haraba yoktur. Kalın pok istin poktur.
Alp'i? Gözlerime inanamıyorum. Esaktan sensin. Yoldan geçerken hoş sesini duymuşum. Felekimi şaşırmışım. Burada ne edersin? Ne edersem ederim, sana ne? Havayı güzel görmüşüm, kuş cıvıltılarını dinlerim. Çiçeklere, böceklere bakarım. Pulunu pırtını toplamışsan, niye otelden çıkmışsın? Oteli beğenmemişim, başka bir otele gideceğim. Nene gerektir? Boşveresin oteli, gelip bizde kalasın. Sen aklını mı yitirdin? Ölürüm de senin evine gelmem ha. Rahat bırak beni. Son sözüm bu muydu? Yok, son sözüm değildir. Son sözüm cehennemin dibine kadar yolum vardır. İyi, sen bilirsin. Benden günah gitmiştir. Lakin ortalarda fazla dolanmayasın. Ha bu şehrin iti uğursuzu çoktur. Mahu. Buyur Hatim. Yoktur bir şey. Mahu. Buyur Hatim. Kalım berbattır Mahu. Kalacak bir yerim yok. Her şey bir çoldular. Altınlarımı, perelerimi ötelden attılar beni. Manda boku gibi ortadan kalmışım ha. Sen deli misin Hatim? Niye benimle geldiysen? Ben gavur muyum? Canavar mıyım? Senin düşmanın mıyım? Bırakasın çocukluğu. Hadi gelesin benimle. Arabam yolun ucundadır. Hadi, hadi kalk. Kalk gelesin benimle. Kalk diyorum sağ. Ulan Mahu sen ne etmişsin? Bayram günü adamlarını içtimaya mı çağırmışsın? Senin şerefine gelmişlerdir. Halki anaların elini öpmek isterler. Üç kurban kestirmişem, bayramlaşmadan sonra kavurma ziyafeti vardır. Berhudar olasız yavrum. Adın neydi? Tahir. Adın nedir oğlum? Tahir. Adın nedir? Tahir. Adın nedir yavrum? Tahir. Adın nedir? Tahir. Berhudar oğlu adın nedir? Tahir. Gördün ya Halti, hepsi de Tahir'dir. Hepsi de senin oğlundur. Senin Tahir'ine benzemezler ya, oğlunu bulana kadar böyle idare edersin. Ulan Mahu, ben seni yanlış tanımışım o. Sen insan adammışsın. Öp oğlum. Adın nedir? Tahir. Adın ne? Tahir. Aferin. Senin adın? Tahir. Bu hayhoyda biz de bayramlaşmayı unutmuşuk. Gel sana bir sarılam. Nedirsin lan? Çocukların önünde bayramlaşıyoruz. Gerdege mi gireriz belli değil. Dava. Gel hele gel. Sofra bizi bekliyor. Buyur. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Sofra bizi bekliyor.